Stages of AI. Aslında az önce bahsettiğim o yapay zekanın tehlikeli ya da normal olma durumları, bunları anlatacağım başlık burası. Narrow AI, General AI ya da Super AI olarak geçer. Bunların narrow dediğimiz kısmı aslında tam olarak Türkçe karşılığı dar yapay zeka diyoruz biz buna. Dar yapay zeka şudur. Bu teknik tarafta kullanılan terimlerdir bu arada. Hani normal konuşmalarda yapay zeka tarafında bundan bahsedilmez çok fazla ama dar yapay zeka aslında sizin genellikle ticari hayatta ya da yaşantınızda şu an birisi sesi açtı. Evet. Dar yapay zeka aslında gerçek hayatta kullanılan hemen hemen bütün yapay zeka çalışmalarına verilen genel isimdir. Mesela şunu diyebilirsiniz. İnsansız otomobil bir dar yapay zeka mı? Cevabım evet. O da bir dar yapay zeka. Sebebi şu. Aslında belli bir konuda belli bir sorunu çözmek için geliştirilmiş ve eğitilmiş sadece o alanda uzman olan yapay zeka yazılımlarına, sistemlerine, donanım da olabilir bu. Bunların hepsine verilen genel isimdir. Yani Tesla otomobili ne yaparsa yapsın istediği kadar kaliteli %100 başarılı bir yapay zekaya sahip olsa bile ya da bir Boston Dynamics'in mesela robotu sadece eğer bir yükü mesela bir ağırlığı buradan alıp buraya koymak için tasarlandıysa ve bunu mükemmel yapıyorsa kesinlikle fark etmiyor. Bunların hepsi dar yapay zekadır. Çünkü genel bir bilgi analiz, öğrenme analiz yeteneği yoktur ve bir insan kabiliyeti yoktur. General AI dediğimiz kısım da aslında buna güçlü AI de deniyor. Yani strong AI diye de araştırabilirsiniz. Güçlü yapay zeka gibi. Ve general AI tarafı da aslında bir insan olarak kendinizi nasıl görüyorsanız, mesela siz bir gazete okuma konusunda uzman da olabilirsiniz, bir pilot da olabilirsiniz. Ama aynısını aynı anda yapabilirsiniz yani. Ve ilgi alanlarınızın bir sınırı yoktur. Herhangi bir parçayı, herhangi bir şeyi öğrendiğinizde onun üzerinden siz farkında olmadan bile o bilgileri birleştirerek farklı fikirler yaratabilme, üretebilme ve bunları kombine bir şekilde kullanabilme, farklı şeyler, daha creativity çalışmaları diyelim ve öğrenmesinin de sınırının olmaması ve öğrendiklerini de bir araya getirerek bunları birleştirip farklı farklı şeyler üretebilme, düşünebilme kapasitesi. General AI dediğimiz bu aslında. Buna kısaca AGI deniyor İngilizce'de. Artificial General Intelligence olarak geçiyor. Bu şekilde araştırabilirsiniz. Bu henüz ulaşılmış bir hedef değil. Bunu da özellikle söyleyeyim. Yani narrow AI dediğimiz kısımda sorun yok. Bunu dünyada binlerce, on binlerce yazılımcı bunun üzerinde çalışıyor. Yani yapay zeka geliştirisinden bahsediyorum. Mesela benim gibi bir işte self-driving car üzerinde de çalışmış olabilir ya da bir otonom fabrika geliştiriyor olabilir ya da finansal bir algoritmayı otomatik hale getirmiş olabilir. Bir borsada mesela borsa işlemlerini otomatik yapmak mesela. Bunun üzerine de çalışıyoruz mesela. Bu da ayrı bir süreç. Ya da bir chatbot. Bununla ilgili ben bilgi vereceğim size daha sonra. Örnekler vereceğim. Sonsuz bir alan. Ama o taraf dar yapay zekadır. Bu günlük hayatımızda kullanılan şey. Bu arada mesela SpaceX'in roketinin iniş işlemleri de, iniş operasyonları da yapay zeka tarafından aynı şekilde yönetiliyor. Tesla otomobili içerisinde de aynı şekilde yapay zeka yazılımları var. Yani size anlatacağım, burada anlatacağım. Anlatırken de söyleyeceğim hatta bunu mesela Tesla kullanıyor gibi, insansız otomobili yapmak için vesaire gibi. Onları ayrıca anlatırım. Orada da yapay zeka algoritmaları çalışıyor. O mesela roketin iniş dengelemesini sağlamak için yapılıyor. Çünkü dengeli bir şekilde inmiyor. Ve o çok
hızlı bir şekilde değişiyor. Ortam değişkenleri çok fazla ve hızlı değişiyor. Onu hesaplayabilmek için yapay zeka algoritmaları kullanılıyor. Süper AI dediğimiz olay da aslında şu an aslında hiç ulaşamadığımız şu an sadece böyle bir şey olduğunu varsaydığımız bir şey. Kimileri diyor ki aslında süper AI için değil de ben şöyle ortaya geleyim. General AI tarafında yani Artificial General Intelligence tarafında 2050 yıllarında bizim buna ulaşmamız varsayılıyor. Bakın varsayılıyor diyorum. Hani öyle bir matematik yok. Yani şu 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 olacak ondan sonra AGI'ye ulaşacağız diye bir kural yok. Sadece bu varsayım. Süper AI tarafında ise aslında söylenmek istenen şey bu Terminator filmlerindeki süper zekadan bahsediyor. Ya da en uçuk yapay zeka filmindeki birçok film var, izleyenler vardır aranızda. Mesela bütün ülkeyi kontrol eden yapay zeka gibi. Ondan sonra belli bir süre sonra, Kartal Göz vardı mesela. Bu slaydın son kısımlarında ben size dizi ve filmler de önereceğim. Hani biraz bakış açısı kazanmak için ki genel kültür için bunlar önemli. Genel kültür olmadan hiçbir konuda uzman olamazsınız. Kendim de öyle. O yüzden ben sürekli genel kültür çalışmaları yaparım. O odaklandığım alanla ilgili. Ve bu alanda mesela bir ülkenin bütün kaynaklarını, donanım, altyapılarını, teknolojilerini kullanabilen bir yapay zeka. Belli bir süre sonra karar veriyor. Ve diyor ki işte sen ya da siz insanlık için zararlısınız vesaire. Bunun bir matematiksel mantığı var. Hani neden zararlı olduğunu açıklanabilir. Bunu vakti gelince söylerim. Aslında süper AI denen kısım o çalışmalara giriyor ve bunun ne zaman olabileceği konusunda bir tahmin de üretilemiyor açıkçası. Hani General AI 2050 idi, bunun ne olduğunu bilinmiyor açıkçası. Erken mi olur, çok daha geç mi olur vesaire bilmiyoruz. Kısa isimlerle söylemek gerekirse present yani şu an Artificial Narrow Intelligence ya da zayıf AI gördüğünüz gibi weak AI ANI şeklinde ya da Artificial General Intelligence ya da Strong AI denebiliyor. Bu feature bunun neden şu an olmadığına dair daha sonra anlatırım. Orada eksik olan bir muhakeme konusu var. Yapay zekanın henüz insan gibi başaramadığı muhakeme olayı. O henüz açıkçası matematiğini kurgulayamadığımız bir şey. Çünkü insan muhakeme sistemini de bilmiyoruz. Sorun bu aslında. Biliyorsak yaparız. Ama bilmediğimiz için, o derinliğini bilmediğimiz için olmuyor. ASI, Artificial Super Intelligence, Strong AI dediğimiz başlık ve bu mümkün mü değil mi kısmı halinde tartışılıyor. Ve AGI, Artificial General Intelligence, Türkçesi yapay genel zeka olarak geçiyor bu. İnsan biyolojisinin birçok gelişmiş fonksiyonunu tam olarak taşıyabilen zeka türü özellikle. Bir kişi daha katıldı. Bunun matematiksel yani hesaplama, computational tarafı, matematiksel zekası, görsel algılaması. Bunların hepsini özellikle Bolt ile kararttım. Çünkü bunların her biri yapay zekanın bir başlığı. Ve ayrıca anlatacağım bunları. Görsel algılama, konuşma, ses tanıma, hareket, muhakeme gibi kabiliyetlerinin yanında kendi kendini öğrenebilen yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünü deniyor buna. Mesela kendi kendini öğrenebilen, bunun da bir algoritma karşılığı var. O yüzden onları da anlatacağım daha sonra. Bu arada saat başı bir 5 dakika mola vereceğiz.